Paraf yayınları, AYT kimya denemeleri, dördüncü kimya denememizin çözümüne hoş geldiniz. Evet, dördüncü denememiz birinci soru atom modelleriyle ilgili bir sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada bakın şurada görmüş olduğunuz bir elektron. Elektronu bir gözlemci yerini ve konumunu belirlemek için yani bir aygıtla bakıyor arkadaşlar. Şimdi burada iki farklı durum söz konusu. Bakın elektron bir parçacık ama aynı zamanda dalga hareketi de yapıyor. Dalga hareketi yapan bir cismi gözlemleyebilmek için sizin o cisimle aynı dalga boyunda bir dalgayla, bir elektromanyetik ışımayla bakmanız gerekiyor. Şimdi peki burada gözlemci ne yapmış? Şimdi elektronu gözlemlemek için uzun bir dalga boyu kullanmış ama aynı dalga boyunu kullanmamız gerekiyor demiştik. O yüzden de elektronu tam olarak göremiyor. Bundan dolayı konumunda belirsizlik oluyor arkadaşlar. Diyor ki bu sefer o zaman dalga boyunu küçülteyim. Tam daha küçük dalga boylu ışımayla bakıyor cisme, elektrona. Fakat bu sefer de arkadaşlar daha küçük dalga boylu ışıma yüksek enerjili, yüksek radyasyonlu bir ışıma. Bu sefer de bu ışımanın enerjisini soğuran elektron konumunu değiştiriyor. Yani fotonun enerjisi, ışımanın enerjisi fotona, elektrona aktarılıyor. Dolayısıyla da elektronumuzun hızı ve yönü değişiyor. Dolayısıyla da elektronu arkadaşlar aynı anda konumunu ve hızını belirlememiz imkansız hale geliyor. İşte buna Heisenberg'in belirsizlik ilkesi adını veriyoruz arkadaşlar. Elektronun konumu ve hızı aynı anda belirlenemez. Evet zaten bu ilke bunu ifade ediyor. Daima bir belirsizlik söz konusudur. Elektronlar belirli bir konum aralığına sahiptir. Arkadaşlar elektronlar kesin bir konuma sahip olduğunu söyleyemeyiz. Belirli bir konum aralığına sahiptir. Zaten bu aralığa da bu bölgeye de 3 boyutlu bölgelere orbital diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak artık. İkinci sorumuza geçelim. Periyodik sistemin 3. periyodunda bulunan X elementi ile ilgili. Şimdi 3. periyotta bulunuyorsa arkadaşlar 3. periyotta sadece A grupları, baş grup elementleri bulunur. 4. periyottan itibaren geçiş metalleri başlıyor arkadaşlar. Değerlik orbitali yani baş grup elementi olduğu için son katmanındaki son orbitalinin ML değeri sadece 0'sa arkadaşlar bu o zaman S orbitalidir. Elektron dizilimi küresel simetriktir diyor arkadaşlar. Küresel simetrik olması için ya son orbitali yarı dolu olacak veya tam dolu olacak arkadaşlar. O zaman bu X elementi S blokta bulunur. S'de sonlandığı için bileşiklerinde daima katyon oluşturur. Çünkü bu bir metal arkadaşlar. Bulunduğu periyodun en aktif metalidir arkadaşlar. Şimdi 1A grubunda olduğunu kesin biliyorsak söyleyebiliriz. Ancak 2A grubunda da olabilir. O yüzden metalik aktiflik soldan sağa doğru gittikçe azalır arkadaşlar. O yüzden kesinlikle doğru olan 1 ve 2 olacak. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki tüpün bir ucundan sıcaklıkları aynı olan X gazı diğer ucundan eşit sayıda oksijen gazı aynı anda gönderiliyor. Gazlar difüze olacak arkadaşlar. Birbirine doğru hareket edecek. Gazlar A noktasında karşılaşıyormuş arkadaşlar. Bakın boru 600 cm. A noktasına oksijenin uzunluğu uzaklığı 120 cm. O zaman X maddesinin uzaklığı, daha doğrusu X gazının uzaklığı 480 cm olur. Bu şu anlama gelir. Aynı sürede X gazı 4 kat daha fazla yol almışsa demek ki X gazı oksijen gazından 4 kat daha hızlı. Oksijen gazının hızına V dersek X gazının hızı 4V olur. Dolayısıyla şimdi hızı 4 katıysa arkadaşlar biz aynı ortamda bulunan gazların hızlarını Graham difüzyon yasasıyla karşılaştırıyoruz. Yani burada oksijen gazının hızı bölü X'in hızı eşittir. Karekök X'in mol kütlesi bölü oksijenin mol kütlesine eşittir. Şimdi verileri yerine koyarsak biz bunun hızına V dedik. X'in hızına 4V dedik. Eşittir karekök. X'in kütlesini bilmiyorum. Oksijenin arkadaşlar mol kütlesi 32, 16, 16, 32 yapacak. Şu V'ler tabii ki sadeleşir. İkisi birbirine eşit çünkü. Kare kökünü alırsak burası arkadaşlar 16 yapacak. Yani 1 bölü 16 olur. Şurayı kareden kurtarırsak arkadaşlar buradan mx eşittir 2 yapacak. Yani X gazının mol kütlesi 2'ymiş. O zaman X gazı hidrojen olabilir. X gazının difüzyon hızı oksijen gazının difüzyon hızına eşit olamaz arkadaşlar ya 4 kat dedik. Gazların ortalama kinetik enerjileri tabii ki eşittir arkadaşlar. Zaten bu Graham difüzyon yasasını bu eşitlikten yararlanarak çıkartıyoruz.
Dolayısıyla yanlışı sorduğu için arkadaşlar bize yalnız 2 yanlış. Evet, dördüncü sorumuzda bir asit çözeltisinin bir baz çözeltisiyle tuz ve su oluşturması sırasındaki ısı değişimini aşağıdakilerden hangisidir demiş. Asit, baz tepkimeye giriyor. Tuz ve nötr, bakın, su oluşuyor. O zaman bu bir nötralleşme tepkimesidir. Yani nötralleşme tepkimesi ise bunun ısısı nötralleşme ısısıdır. Yukarıda bulunan kaplara üzerindeki maddeler ilave edilerek çözeltiler hazırlanmıştır. Evet, 5. sorumuzdayız. Birinci çözeltinin dolmaya başlama noktası -2x santigrat derece ise ikinci ve üçüncü çözeltilerin dolmaya başlama noktası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar, donmaya başlama noktası, kaynamaya başlama noktası, buhar basıncı, ozmotik basınç, bunlar koligatif özellik ve derişime, ama çözünen maddenin tanecik derişimine bağlı özellik. Şimdi arkadaşlar, birinci çözeltimize bakarsak 1 litre suda 1 mol sodyum klorür. Arkadaşlar, sodyum klorür suda iyonlaşarak çözünecek. Yani sodyum artı 1 ve klor eksi 1 verecek. Siz 1 mol çözüyorsunuz ama 1 mol sodyum artı 1, 1 mol klor eksi 1, toplam 2 mol tanecik var arkadaşlar. Dolayısıyla 2 mol tanecik, yani 1 litre suda 2 mol tanecik var. Şimdi 1 mol şeker, şeker moleküler çözünür arkadaşlar. 0.5 litre suda 1 mol şeker var, 1 mol tanecik var. Kalsiyum klorür ise bu da iyonlaşarak çözünür. Dolayısıyla arkadaşlar, bundan 1 mol, bundan 2 mol, toplam arkadaşlar 3 mol tanecik verecek. Yani 1 litre suda 3 mol tanecik var. Şimdi 1 litre suda 2 mol tanecik 2x arttırıyorsa, arkadaşlar bu da 0.5 litrede 1 mol, yani genişletirsek 1 litrede gene 2 mol yapar. O zaman bunun da donmaya başlama noktası -2x'tir arkadaşlar. Aynı şekilde 1 litrede 3 mol ise, bakın 1 litrede 2 mol -2x ise 1 litrede 3 mol tanecik -3x'tir arkadaşlar. O yüzden cevap Adana olmalı arkadaşlar. Evet, 6. sorumuzda aşağıdaki standart şartlarda gerçekleştiği bilinen tepkimelerden hangisinde aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi aktifleşme enerjisine eşittir? Şimdi potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğini çizersek. Potansiyel enerji tepkime koordinat. Aktifleşmiş kompleks başlangıçtan gelecek. Aktifleşmiş kompleks. Böyle bir grafik olsun artık. Şimdi bu şartı sağlaması için, bakın şurası aktifleşmiş kompleks arkadaşlar. Şurası işte x kilojül olsun arkadaşlar. Şimdi bu tepkimenin aktivasyon enerjisi şurası değil mi? Şurası EA'sı. Bir de arkadaşlar, bu EA değerinin şu X değerine eşit olması için grafiğin sıfırdan başlaması gerekiyor. Grafiğin sıfırdan başlaması için de arkadaşlar, tepkimeye girenler element ve elementlerin kararlı hali olması gerekir. O da sadece Bursa'da var arkadaşlar. Bakın hepsinde bileşikler girmiş. Evet, devam edelim. 7. sorumuzdayız. Evet, 7. sorumuzda tepkimesi için ileri hız sabiti KI 10 üzeri 10, geri hız sabiti Kg 10 üzeri 5 olduğuna göre derişimler cinsinden denge sabiti Kc değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar, denge sabiti Kc nedir? K ileri bölü K geri hız sabitlerinin oranına eşittir. Dolayısıyla K ileri 10 üzeri 10. Bu kadar, başka bir numarası yok bu sorunun. 10 üzeri 5 yukarı çık, 10 üzeri 5 kaldı işte arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. 8. soruda sabit sıcaklıkta saf bir tuzun suda çözünürken verdiği iyonların iyon derişimi yukarıda verilen grafikteki gibi değişmektedir. Buna göre tuzun çözünürlük çarpımı KCC değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tuzumuzu bir iyonlaştıralım. Tuzumuzun formülü nedir? Yani xn artı ym eksi ise arkadaşlar, biz bunu çaprazlama yapmıyor muyuz? Yani demek ki xm yn tuzu, bu iyonlaşmış. M tane X artı N tane Y olmuş arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar, şimdi yükleri de işte bu. Bu 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Bu da 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Arkadaşlar, bunların arasında 1'e 2 oranı yok mu? Evet, 1'e 2 oranı varsa arkadaşlar, demek ki N eşittir 2. M eşittir 1. Yani şurası 1'miş, burası 2'ymiş arkadaşlar. Bunun KCC değerini bulmak için ne yapacağız? KCC'sini bulmak için. KCC eşittir X'in denge konsantrasyonu 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı Y'nin konsantrasyonunun arkadaşlar karesi. Dolayısıyla KCC değerimiz 36 çarpı 3 108. 108 çarpı 10 üzeri eksi 12 yapar arkadaşlar. O da Bursa. Virgülü 2 sola kaydırın. 9. sorumuzda bir pil sorumuz var.
Standart şartlarda oluşturulan nikel X pilinde nikel elektrotun kütlesinin zamanla azaldığı gözlenmektedir. E bakın, bütün pil sorularında en önemli adım anot neresi, katot neresi. Zaten bunu belirlemeniz için size şu ilk cümleyi veriyor arkadaşlar. Yani nikel elektrot, metal nasıl azalır arkadaşlar? Metal ancak çözeltiye iyon şeklinde geçerse azalır ki bunun içinde çözeltide iyon olarak kalması için yükseltgenmesi gerçekleşiyor. Burası anot arkadaşlar, burası katot. Dolayısıyla bizim pil potansiyelimiz 1.05 volt olduğuna göre başlangıç potansiyeli. X elementinin yükseltgenme potansiyeli. Şimdi şöyle diyelim, E pil arkadaşlar, E pil değeri nedir? Yükseltgenme potansiyeli artı indirgenme potansiyelidir, değil mi? Veya UPAC kurallarına göre yazarsak katot eksi anottur. O ayrı bir kural arkadaşlar. O da sadece indirgenmeyi kullanabiliriz. Pil potansiyeli 1.05 volt. Evet. Şuradan bak, bu nikelin indirgenme potansiyeli. Bize yükseltgenme gerekiyor. 0.25 artı E0 indirgenme. Arkadaşlar buradan E0 indirgenme potansiyeli kimin? X'in E0 indirgenme potansiyeli çıkartırsak 0.80 çıkar arkadaşlar. Fakat bizden ne istiyor bu arkadaş? X elementinin yükseltgenme potansiyeli. Arkadaşlar X'in yükseltgenme potansiyeli indirgenmesinin ters işaretlisidir. Yani eksi 0.80 volttur. Evet, 10. sorumuzda pH3 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar hemen bunun bir Lewis yapısını çizelim. Fosforun elektron dizilimi 2, 8, 5. Şimdi Lewis formülü, merkez atomumuz fosfor. 3 tane hidrojeni simetrik olarak dağıtalım. Ve birer tane bağlayıcı elektronla bunları birbirine hop bağlayalım. Tamamdır. Molekülümüz bu arkadaşlar. Fosfor atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Evet, merkez atomumuzun etrafında 4 tane elektron çifti doğrultusu var. 1, 2, 3, 4 tane doğru arkadaşlar. Molekül geometrisi düzlem üçgen midir? Arkadaşlar düzlem üçgen olması için merkez atom üzerinde elektron çifti olmaması, yani Vesper gösterimi AX3 olmalı. Bunun Vesper gösterimi AX3E arkadaşlar. Şu elektron çiftinden dolayı bağları iter ve üçgen piramit geometriye sahip olur. Evet, Vesper gösterimi doğru. Bağ yapımına katılmayan elektronlar vardır. Var işte ya, bu doğru. Moleküller arasında dipol dipol etkileşim vardır. Arkadaşlar bu geometrisinden, üçgen piramitten dolayı bu polar bir molekül. Polar molekül olduğu için dipol dipol etkileşim vardır arkadaşlar. Devam ediyoruz. C2H2 molekülü ile ilgili hemen arkadaşlar bunun açık formülünü yazalım. Bu bizim asetilen arkadaşlar. Doğru. Doymamıştır arkadaşlar. Doğru. Molekül geometrisi arkadaşlar sp hibritleşmesi yapan karbonun geometrisi doğrusaldır. Buradaki bağ açıları 180 derece arkadaşlar. Su ile katılma tepkimesi verdiğinde katılsın. Arkadaşlar bu suyla katıldığında ilk önce bir enol oluşur. Ve bu enol kendiliğinden tuatomerizasyon dediğimiz olayla atom göçüyor arkadaşlar. Bu buraya göçecek, ikili bağ buraya göçecek ve bir aldehit elde edersiniz. Bak ne güzel işte. Dolayısıyla arkadaşlar etil alkol oluşmaz, aldehit oluşur. Diyarbakır bizim yanlış cevabımız. Moleküldeki karbon atomları, evet şimdi söylemiştik, sp hibritleşmesi yapmıştır. Aşağıdaki gruplardan hangisinin adı yanlış olarak verilmiştir? Halo, X halojenlerin genel gösterimi arkadaşlar. Doğru. Halojen, flor, klor, brom, iyottan birini kasteder bu X. Hidroksi doğru, NO2 nitro doğru, alkoksi doğru arkadaşlar. Ancak bu karboksil olmaz arkadaşlar. Bunun adı karbonil grubu. Diyarbakır yanlış. Alkollerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Suda çözündüklerinde su ile hidrojen bağı oluştururlar. Hem de çok güzel oluştururlar. O yüzden zaten arkadaşlar suda gayet iyi çözünen maddeler bunlar. Bakın şu şekilde hidrojen bağı yapar arkadaşlar. Yanmalarında karbondioksit ve su oluşur. Arkadaşlar bu zaten organik bileşiklerin genel yanma ürünleri. Karboksilik asitlerle tepkimeleri sonucu da ester oluşturur. 1 mol alkolden 140 santigrat derecede 1 mol su çekilirse su oluşur. Su çekilirse alken oluşur arkadaşlar. Bu da mesela etil alkolden etilen elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Sekonder alkoller yükseltgendiğinde arkadaşlar aldehit değil keton oluşturur arkadaşlar. O yüzden Edirne yanlış bir ifade. Dördüncü denememizin de çözümünü bitirmiş bulunmaktayız.
Hepinize faydalı olmasını dilerim. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler arkadaşlar. Hoşça kalın.